29 Haziran 2018 Mersin Anamur'dayız. Hasan Kalkan Bey, bakımcısı yardımcısı Veli Gerligiz. Burada 12 dönüm bir muz serasında ekor gelişimi ürünü bu sene kullandılar. Aynen. Tabii Anamur'un genel anlamda tamamında olan toprakla ilgili killi, kireçlik sorunları burada da var. Burada bu sene kullandık. Sizin yani bir sera sahibi olarak sürekli burada şey yapmıyorsunuz ama gözlemleriniz nedir? Rekor gelişimle alakalı. Rekor gelişimi nereden duydunuz? Size kim tavsiye etti? Burada kullandınız. Ne görüyorsunuz? Kısaca bir özetlerseniz. Rekor gelişimi bir akrabamız vasıtasıyla duyduk. İnternette okuduk, araştırdık. Müşteri tavsiyesi üzerine. Müşteri tavsiyesi üzerine, aynen. O çok memnundu. Biz de bu sene büyük sıkıntılar yaşadığımız bir serada, yani seramda, toprak düzenleyici olarak kullandık. Gözlemlerimiz gayet güzel. Gayet güzel diyorsunuz. Toprağın gevşediğini ve beklediğimiz sonucu aldığımızı söyleyebilirim. Şimdi Veli Bey'e de bir soru soralım. Evet. Veli Bey, siz burada gerçek anlamda toprakla birebir uğraşan sizsiniz. Evet. Neler gördünüz? Yani toprak sertliği konusunda gevşeme oldu mu? Oldu. Toprağı çünkü çapalayan, sonuçta işleyen sizsiniz. Bir kısaca anlatın. Yani söyleyin. Şöyle geçelim. Yani ben şapa yaparken toprak güzel güzel çıkıyordu. Şimdi evet. Arada bir fidan dibini açıyorum. Kamerada bakalım. Arada bir fidan dibini açıyorum ve o tezekleri kayboluyor. Tezek olmuyor. Yani yumuşak. Tezeklenme olayı bitti. Bitti. Toprakta dağılıyor toprak. Dağılıyor. Peki suyu emebiliyor mu içine? Emiyor. Emiyor. Bu zaten toprağın nemli kalmasını da sağlıyor. Evet. Yani daha önceleri toprak elimizle kazılmıyordu. Şimdi elimle kazıyorum. Elinizle kazıyorsunuz. Yani kazamadığımız bir toprağı elle kazıyoruz. Evet. Sizin akrabanız bize de aynı şeyi söylemiş galiba. Aynen. Evet. Aynen öyle. O neredeydi? Onun yeri? Antalya'daydı. Antalya'da. Zeytinleri vardı. Zeytinleri. Yaklaşık 2-3 sene önce söylemişti, tavsiye etmişti. Evet. Gayet de şeydi, yani olmayan zeytinler olmaya başladı. Koca koca çok memnunum diye ondan duyduk zaten. Evet. Ondan sonra da biz aktif hale getirdik. Şimdi Anamur genel manada muzun başkenti diyebiliriz. Buradan çıkıyor. Kendine has bir marka olmuş bir yer. Muzuyla bilinen bir yer. Anamur muzu dediğiniz zaman. Anamur'un belki yerini bilmez insanlar ama muzunu biliyorlar. Biliyorlar, aynen. Şimdi muz yetiştiriciliğiyle ilgili söylemek istediğiniz şeyler var mı? Muz tarımıyla alakalı. Kendi şahsi görüşleriniz var mıdır? Yani rekor gelişim kullandık, toprağı gevşettik, tezekleniyordu. Asli rekor gelişimin görevi toprağı düzenlemedir. Toprağı düzenledikten sonra zaten bitkideki eksiklikler varsa diğer çalıştığınız gübreci firmalar, danışmanlarınızla bunu desteklediniz. Ve şu an devam ediyorsunuz ama genel manada bazı sıkıntılar olduğunu söylediniz. Evet. Onları da dileri getirin isterseniz buradan. Bakma anlamında, diğer anlamlarda. Şimdi benim gibi yatırımcı olarak işin içine girdiyseniz, muzdan da anlamıyorsanız, ki anlamaya başladık mecburen, başımıza gelen olaylardan sonra, ziraat mühendisinizin çok önemli olduğu ortada, yani aşikar. Ama burada genelde arkadaşlar, işte gübreyi satalım, işte ilacı verelim, gidelim. Ama gel kaliteye şeye bak, rekolteye bak, yok. O tarzda büyük sıkıntılar yaşadım. Yani ben, bana göre ziraat mühendisiniz haftada en az bir kere seranıza girip seranızla ilgili bilgilendirme olumlu veya olumsuz mutlaka yapması gerektiğini düşünüyorum. Hani şu var, ben muzcu olsam, seranın içinde yaşayan bir adam olsam zaten o problemler öğreniliyor, görülüyor, yapıyor ama tabii. Ayda bir kere geliyorsunuz. Ziraat mühendisimle artık birebir temas halindeyim, kendisinin bir programı var, geliyor, gidiyor. Benim için aslında önemli olan olumsuzlukların söylenebilmesi. Bundan önceki en büyük hatamız o oldu. Her şey yolunda gidiyor, her şey dört dörtlük. Biz de anlamıyoruz, her şey yolunda gidiyor, her şey dört dörtlük şimdi gidiyor derken. Biz sözünüzü keseceğim. Golü yemişiz. Evet, yok golü yemedik. İnşallah bundan sonra daha iyi olacak. Düzgün şekilde gidecek kesinlikle, ama burada şunu da yapmanız gerekiyor. Şimdi rekor gelişimi kullandınız ya da X farklı bir ürün kullandınız. Faydasını gördüğünüz, bildiğiniz bir şeyle alakalı bunu saklamanın bir anlamı yok. Yok tabii ki. Tabii. Eğer ki kötüyse de saklamanın bir anlamı yok. Aynen. Yani öncelikle bir yerde bir markalaşma, bir üretim yapılıyorsa, bir düzen kuruluyorsa siz buraya trilyonlarca para harcıyorsunuz. Doğru. Bir yatırım yapıyorsunuz. Zamanınızı veriyorsunuz. Aynen. Ama karşılığında işi bilmeyen, vicdansız insanlarla uğraşıp da bu hayvanınız boşa gidiyor. Aynen. Neredeyse satacağım, yakacağım durumuna geliyorsunuz. Geldim.
Aynen. Ama bu kötü bir şey. Burada hem ülke kaybediyor hem siz kaybediyorsunuz. Burada bu kardeşimiz sebepleniyor. Doğru. Biz sebepleniyoruz. Biz işimizi yapıyoruz. Rekor gelişimi tavsiye eder misiniz? Ederim. Eşinize, dostunuza. Ederim. Ederim. Edeceğiz de. Siz tavsiye ediyor musunuz? Ediyorum. Rekor gelişim size fayda sağladı mı toprakta çalışırken işçilik konusunda? Sağladı. Ne oldu? Daha az güç harcayarak evet. Daha çok iş yapıyorsunuz. Evet. Biz teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Seramızı gezdirdiniz. Bilgilerinizi bizle paylaştınız. Bol bereketli olsun. İnşallah daha güzel olacak. İnşallah. Türkiye'ye değil de bütün dünyaya inşallah muz satarız. İnşallah. Bu şekilde var. Temennimiz o. İnşallah. Bakalım kameramızda. Rekor gelişimle çorak topraklarınızı ıslah edin. Kili ve kireci çözün, pH'ı dengeleyin.